Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videoda sizlerle birlikte Hood, Outlaws and Legends oynayacağız. Haftanın bedava Epic Games oyunu bu arada. 30 Haziran 2022'de verdikleri oyun. Peki nedir bu Hood, Outlaws and Legends? Hood deyince Robin Hood gibi bir karakter aklınıza geliyor olabilir. Zenginden alıp fakire veren halk kahramanı. Evet, gerçekten o İngiliz halk masallarındaki hikayelerindeki Robin Hood gibi karakterler var. Şimdi karakterleri tanıttığımda göreceksiniz zaten. Kim peki bunlar? Outlaws and Legends, yani kanun kaçakları, haydutlar ve efsaneler, halk efsaneleri. Şimdi karakterlere bir bakalım. Zaten karakterin direkt adı Robin, Robin Hood. Ranger, okçumuz, marksman, longbow ve precision özelliği var. Diğeri Marianne diye bir karakter. Böyle bir Assassin's Creed karakterlerine benziyor. Hunter, avcı, assassin, suikastçı, crossbow kullanıyor ve versatile, oldukça yetenekli bir nişancı. Jonsa direkt böyle bir İskoç savaşçıları, bir William Wallace soyundan bir savaşçı gibi. Brawler bir karakter, tank karakter, hammer ve strength, yani ağır çekici tokmağı var ve güçlü karakter, pataküte dalan karakterimiz bu. Took karakteri ise biraz böyle mistik druidlere benziyor. Yine işte az önce söylediğim o İngilizlerin halk hikayelerindeki, mitolojilerindeki karakterler. Pagan inançlarındaki savaşçılara benziyor. Support, flail ve vitality kullanıyor. Takımın support elemanı bu. Can arttırıcı özelliği var ve düşmanları falan tespit ediyordu sanırım özelliği. Şu Flare var, zincirli gürs sanırım bunun adı. Ve Vitality cana özellik veriyor. Şu aşağıda gördüğümüz difficulty ise oynama zorluğu. Kolay bir karakter mi oynanış olarak, yoksa komplike bir oyun mu sunuyor? Bunu gösteriyor. Took bu karakterin adı. Ve benim favori karakterim tabii ki doğulu savaşçımız Ada veyahut da Iday, nasıl okunuyor bilmiyorum. Ada diye okuyorum ben bunu. Sellsword, paralı asker diyebiliriz. Guardian, yani savunma amaçlı. Curved Blade, kıvrık bıçağı, kılıcı var. Ve Agile, keskin, yetenekli bir bıçkın hanımefendimiz. Zaten şu papuçlara, şeylere bak. Birazdan silahları da göreceğiz. Bu Mısırlı savaşçıların, Firavun ordusunun kılıcı koşek deniliyor sanırım, ona benziyor. Ortalama bir karakter. Ne direkt support, ne direkt savaşçı karakter diyebiliriz. Tekrar Robin'e döndük. Şöyle özelliklerini görebiliyoruz. Ability'lerinin ne olduğunu görebiliyoruz. Aslında oyuna başladığımızda tutorial bölümü vardı. Tekrar nereden gelindiğini göremedim. O yüzden tutorial'ı oynayamayacağım ama oyun size zaten tutorial kısmını gösteriyor. Oradan bakabilirsiniz. Mesela benim oynadığım karakter rankı 6'ya getirdim. Karakter rankı, yani bu karaktere özel 2'de. Oyuncu rankım da 6'da. Özelliği Bulwark diye bir özellik. Önümüze böyle bir şey çekiyor. Büyülü bir bariyer çekiyor ve enemy projectile'larını, yani düşmanın ranged, uzaktan attığı okları, işte crossbow şeylerini, mermilerini engelliyor. Yani biraz da böyle Overwatch veya Valorant benzeri biraz böyle hayali özellikler de var. Şimdi Battle Pass'ı var. Aslında bunu da görünce üzüldüm. Birçok işte Rainbow Six gibi, Dead by Daylight'ta falan da geldi. PUBG'de falan da vardır Battle Pass özellikleri. Ödüller, tasarımlar falan yapmışlar ama oyunda çok tutmadı. Güzel de emek var aslında ama işte her oyun tutmuyor, beğenilmiyor. Bakıyorsunuz saçma sapan oyunları çok seviliyor. Çok emek olan ilginç oyunlar da beğenilmeyebiliyor. Bunlar da bir şeyler alıp satmaya çalışıyorlar tabii. İşte böyle şeyler var, kıyafetler var. Burada kozmetik, oyunu sevenler için tabii, para harcamak isteyenler için. Weapon'larda şöyle bir şey var. Golden Star ve Kopeş. Koşek demişim. Kopeş bu şeyin adı, kılıcın adı. Şu mesela Amber Goshawk, 900 altını açabiliyoruz. Altınımız da burada. Oyun içinden kazanıyoruz. Tabi
Oyunun birazdan mantığını göreceğiz. Oyunda biz soyguncuyuz, yani hırsızız. Bir tür Robin Hood gibiyiz. Ekip halinde oynanıyor. PvE ve PvP oynanabiliyor. Asıl eğlencesi PvP. Yani direkt birbirimize saldırmak yerine takımlar olarak üstlere gidiyoruz. Oradan işte anahtar çalıyoruz. Anahtarla gizli sandığı alıyoruz. Gizli sandığı gemiye taşıyoruz. Birazdan göreceğiz. Perkler, özellikler de var. Yani birçok oyundan özellikler eklemişler. Bannerlar, bayraklarımız. Bunları tabii Battle Pass'le veyahut da parayla satın alabiliyorsunuz. Challenge'lar var. Günlük challenge'lar. Oyuncuya oynatma amaçlı. Ve collectible özellikleri de var. Şimdi şurada training kısmına falan da girebiliyorsunuz. Oyunda gizlilik bu arada bayağı önemli. Şöyle kayıyoruz. Kitlenme var. Bu arada light attack ve heavy attack var. Heavy attack. Aşağıda sağda stamina'yı görüyoruz. Solda canı görüyoruz. Şu işte az önce size söylediğim, sizi oklardan koruyan bariyer. Her karakterin kendine özgü özellikleri var. İleriki seviyelerde de daha farklı özellikler var. Açılabiliyor. Şimdi oyunun asıl kısmına, oyun kısmına gelelim. 3 tarz oyun var. State Haste. State dediği devlet anlamına geliyor ama aslında düşmanlar, botlar. Burada maksimum 4 oyuncu ile oynuyoruz ve botlara karşı oynuyoruz. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. O bölgeye gidiyoruz. Orada şerif var. Onu ondan anahtarı alıyoruz. Savaşarak veyahut da gizlice. Kapıyı açıyoruz. Gizli hazinenin olduğu bölüme gidiyoruz. Onu, hazineyi biri taşıyor, diğerleri koruyor. Ve daha sonra götürüyoruz. Diğer bölüm Outlaw Haste. Yani soygun, kaçakçı soygunu. 4'e 4 oyuncular burada bu sefer hem rakip 4 kişiye karşı hem de state'e karşı, yapay zekaya karşı. Yani burada sadece yapay zeka, burada hem oyunculara hem de yapay zekaya karşı. Bu da aynı Gold Rush. Bunda da oyunculara karşı ve yapay zekaya karşı. Ama bu normal senaryolu gibi düşünülebilir. Hazineyi alıyoruz, taşıyoruz. Belli bir süre içerisinde en hızlı taşıyan, gemiye yükleyen kazanıyor. Burada ise rakipleri öldürerek veyahut da botları, yani o bölgenin gardiyanlarını öldürerek altın kazanıyoruz. En çok altını kazanan ne yapıyor? Oyunu kazanmış oluyor. Yani aslında PvE'si ve PvP'si var. Şurası sadece PvE, yapay zekaya karşı. Bu ikisi de PvP. Ama birisi normal senaryo gibi. Öteki de tam böyle bir kim daha fazla altın toplarsa gibi. Şimdi asıl hikayeli olan kısma gelelim. Tabii Epic Games'e ücretsiz geldiği için, bu hafta verildiği için birçok yeni oyuncu var piyasada. Birçok yeni oyuncu bu oyunu alıp deniyor. Bu hafta bayağı bir serverda oyuncular vardır, bulabilirsiniz. Ücretsiz oyunlar da geliyor. Twitch Prime varsa, Prime Gaming'de güzel oyun yoktu baktım ama çok fazla sayıda oyun var, deneyebilirsiniz. Asıl bomba Xbox Game Pass'ten geliyor. Bu ay bayağı iyi. Hatta en son baktığımda Far Cry 5 gelmişti. Geçen hafta Twitch Prime'da Far Cry 4'ü vermişlerdi. Şimdi de Far Cry 5'i verdiler. Zaten en son Far Cry 6 çıktı. Yani Far Cry 6'ya kadar ki oyunların hepsini oynamış ve denemiş oldum. Bir Primal diye bir oyun vardı. İşte mamutların falan olduğu, bu buzul çağında geçen. Sanırım bir onu oynayamadım. Onu da ücretsiz vermiş olabilirler. Hatırlayamıyorum ama geçen hafta Far Cry 4, şimdi de Xbox Game Pass'te Far Cry 5 var. Deneyebilirsiniz. Evet, maçı bulması 75 saniye sürdü. Niye böyle uzun sürdü? Halbuki cumartesi günündeyiz. Millet tatildedir diye düşünüyorum. Belki de öğle vakti çekiyorum şu an videoyu. O yüzden zor bulmuş olabilir. Bu arada o devam ederken diğer karakterlere de bir bakalım. Bu biraz stealth, sessiz ilerleyip uzaktan ok atan bir karakter. Marianne tam yaklaşıp
şu suikastçı bıçağıyla öldürüyor. John dümdüz saldırıyor. Took biraz daha support, takım odaklı. Ada da ortaya karışık bir karakter. İşte bahsettiğim özellikler, ability'ler. Gear'da da mesela taş fırlatıp rakibin dikkatini çekebiliyorsunuz. Buradaysa yanan şey atıyorsunuz. Arkadan seyyar satıcı gelince kafamı karıştırdı. Kelimeyi kuramadım. Peki 146 saniye bence bayağı bir fazla. Şimdi bir daha mı denesek, ne yapsak ya? Şu yapay zekaya karşı olanı bir deneyelim bakalım. Ne kadar sürede bulacak? Bazen serverlarda da problem olabiliyor. Buldu bir maç. Yani oyun çok beğenilmedi diye hatırlıyorum. Aradan da bayağı bir zaman geçti. 2021 oyunu mu acaba? Şimdi oyuncu bulamazsa zor oyuncu bulur. Evet, şunları bir mute diyeyim. Mute diyeyim çünkü onlar konuşuyorlar. Kendimi de mi mute'layım? Ready diyebiliyoruz buradan. Şimdi konuşmaları açarım, küfür ederler falan, anlamı yok. Evet, görev şu: steal the vault key. Kale anahtarını al, vault'u bul. Ve bunu taşı. Yani sandığı taşı. Yani kaleden hazine sandığını alıp kaçıyoruz. Şimdi öncelikle yapay zekaya karşı oynadığımız için çok zorlu olmayacak. Bakın sessizce gidip suikast yapacak. E tuşuna basıp sessizce böyle temizleyebiliyoruz. Oyun stealth gibi gözüküyor. Ancak sizi fark ettiklerinde de kapılar kapanabiliyor. Full alarm halinde. Bakın böyle tabi stealth takmayanlar da var. Full alarm halinde tam kapanma yapabiliyorlar. Bütün kapıları kapatabiliyorlar. Yoksa sadece görüldüğünüz bölgeyi kapatıyorlar. Ya işte bir tane dangalak adam kendi yakın dövüşçü almış diye bütün oyunun içine edebiliyor. Bak şimdi koşa koşa gidiyor. Önden bizim sessizce gitmemiz lazım. Bu tarz yani bencil oyuncuyu sevmiyorum. Gel şuraya, şurayı aç bari. Let's go. Şöyle buraya gidin diyebiliyoruz. Mesela oradan kapıyı açabilirdi. Ama açmadı. Tabii belki özelliğini de bilmiyor. Kaleye böyle gizlice giriyoruz. Biri dışarıda geziyor mesela. Bizim Robin Hood. Nothing. I'll take a look. Oraya bakacağım diyor ama. You can't hide forever. Geliyor mesela. Finish me off. I can find a use for this. Evet, yapay zeka olunca çok bir korkutmuyor. Burada bir de rakiplerin de olduğunu düşünün. Your time here is over. Neyse, sessiz gitmeyi öğrendi en azından.
over there. Must have been mistaken. Bak burada durdu. Do you see? The state are okay. Burada fark edildik mesela. Hop. High alert oldu mesela. Yüksek alarm çaldı. Her yer kapanıyor sanırım böyle olunca. Şu adam da anahtarı almış mesela bizimki. Ama kapıyı bulabilecek mi? Aa, bu alarm halinde şeyi de kullanamıyoruz. Özelliğimizi de kullanamıyoruz bakın. Şimdi burada karşı takım yok. Karşı takım da PvP modunda anahtarları alıp şey yapmaya çalışıyor. Hazineye götürmeye çalışıyor. Bir de böyle bölgeler var. A, B, C diye. O bölgeleri aldığınız zaman, sizde olduğu zaman o bölgelerden spawn olabiliyorsunuz öldüğünüzde. Öyle bir güzelliği var. Ups! Bakın hemen arkasına geçtim o katılan yerin. State kill'den puan aldık mesela. Yani botu öldürünce de puan alıyoruz. Aa, şurada. Bakın o da mesela özelliğini kullandı ve buradan yırttık. Asıl sessiz ilerlemesi gereken bu Robin. For the forest. Kill them. Oops. Over there. Öldürdüm mesela onu. Tabi staminamız da var. Oradan beni mi kaybettin? Ha, kapıyı bulduk işte sonunda. Şimdi bu bulduğumuz anahtarla kapıya gidiyoruz. Get to the extraction point. Şimdi o sandığı taşıyor. O sandığı taşırken bizim sessizce onu korumamız lazım. Thank you.
Şu ruins denen yere götüreceğiz. Şöyle trollükler yapılabiliyor. What did you hear that? See some. The state will hunt us for what we have done. Up your guard here. Oraya niye gidiyorsunuz abicim ya? Evet, böyle ölürüz. Your time here is over. Chest'i ben alayım. Ya adam saldıracağını sandığı alıyor abi, ne yapayım ben sana daha ya? İlginç ilginç tipler. Yapacağı şey atlamak, ha. God here. Ulan ben işte üstüme çekeceğim birader, götürsen. Cannot put me down. Hepsini üstüme çekiyorum ya. Bunların hali benden daha kötüymüş. Oh. Evet, bakın yukarıda görüyoruz. Parayı bir sonraki aşamaya taşıyoruz ama şu an hayalet halindeyiz. Sanırım bir sonraki bölgeyi ele geçirince ortaya çıkıyoruz. Veyahut da bir bölgeyle geçirince, ha, şöyle ortaya çıkıyoruz. Bu bölgede durup cannot put me down. My defenses are ready. Bu bölgede durup ilerleteceğiz sanırım. Tabi bunun gelmemesi lazım. Get them.
Şerif gelirse kötü. Ne oldu? Defeat. Evet, yapamadık. Bölgeyi ele geçirdiler. Sandığı alamadık. Şimdi onlar sövüyordur. Ama yine de bir tecrübe puanı aldık. Şimdi paylaşıyoruz bir de burada şeyi. Ben hiçbirinde yokum yalnız, o da kötüymüş. Oyuncu rankı 7. Bu karakterin rankı 2 oldu. Şimdi asıl PvP'yi açalım. PvP daha zevkli. Açabilirse tabii. Çünkü PvP'de oyunculara karşı oyuncular olacak ve de yapay zeka olacak. Bir yandan üste saldıracağız az önceki gibi. O kaleyi koruyan muhafızlar olacak. Bizim 4 kişilik takım da hazine sandığını kaçırmaya çalışıyor. Diğerleri de öyle bir olay var. Şimdi bir de bulana kadar koşturalım. Çünkü bulması lazım. Çok ilginç. Yani oyuncu bulamaması. I can find a use for this. Server'dan mı bir sorun oluyor, bir bug mı oluyor? Onu anlayamadım. Rank 20'de farklı bir kıyafet alabiliyorsun. Weapon için karakter rank 4 olacak. Perk zaten. Birinci perk'i aldık. Öteki rank 4'te. Tabii şu an sıfır bir karakterle oynadığımız için de orada da bir sorun var. Confirm diyelim. Diğer karaktere de bakalım. Bu az önceki okçu karakter Robin. Şöyle pat diye vurabiliyoruz. Need to find arrows. Arrow, bunda da ok bulman lazım. Nice. Bunu oynamadığım için bilemiyorum. Ha, okun kalmadıysa da yakın dövüşte böyle vuruyorsun ha. Matchmaking bulamıyor. Hadi bakalım, biraz daha bekleyelim. Diğer karakterlere bakmış oluruz.
Ama bence bir sorun var yani, bu kadar uzamaması lazım. Marian. Ready. Bu da böyle crossbow olan bir karakter. Karakterler fena değil aslında. Fuck. Şöyle de yapabiliyoruz. Böyle zoom yapıp da bir şeyler yapılabiliyor. Mesela, evet, özelliğini kullandık. Tamamen sessiz, tamamen görünmez. Rakip oyuncular için de görünmez oluyor. Bu hatun da böyle. Evet, şimdi girdik bakalım. 300 saniye sonra. 5 dakikada mı buldun? Ne oldu? Ha, bulamamış mı olduk? O da ilginç. Bir daha bir deneyelim. Olmadı, diğer altın toplama muhabbetine bakarız. My hammer is ready. Şu abimiz tamamen kaba kuvvet. Bunun özelliği de az önce stealth takmayan eleman. Yakın dövüşte tabi bu eleman bayağı sağlam. Tabi staminayı da dikkatli kullanmak lazım. Evet, şimdi buldu. Bunun özelliği de belli bir süre vurulmaz oluyor. Şimdi karakteri ben yine değiştireyim. Ben bilmediğim karakter oynamayayım. Bu da support eleman dedik. Ada oynayalım. Ready. Evet, bakın PC'de olduğu gibi PlayStation'dan da oynayanlar var. Locksley ve Huntingdon takımları. Çapraz platformda oynanabiliyor yani oyun. Şimdi burada bizim takım da saldıracak. Onlar da saldıracak kaleye. Kim daha erken sandığı götürürse o kazanıyor. Tabii karşı tarafın götürmesini de engelleyebilirsiniz. Bir yandan da karşı tarafı engellemeniz gerekiyor. Tamamen bir yarış halindeyiz. Evet, tabii bizi bir server'a aldı ama şimdi bir kişi eksik, onu bekliyoruz. Bir de öyle bir hikaye var. Server bulduk diye sevinmeyin. Şimdi bir kişi bekliyoruz. Bu da çok ilginç ya. Hemen bir kişiyi alamıyor musun? Aa, buldu. Evet, yine aynı muhabbet. Vault key'ini çal. Vault'u bul, kapıyı bul. Yani gizli hazinenin olduğu yer, sandığın olduğu gizli yeri bul. Ve de sandığı taşı. Öncelikle Şerif'ten anahtarı bir pickpocketlayalım. Şöyle eğilerek gidelim de. Ya işte dakika birden yerimizi niye belli ediyorsun birader? Bu oyunda ammodan da mermiyi aldılar. Tabii bizim adamlar illaki gürültü yapacaklar yani. We can climb this.
Böyle sessizce işini bitirmek varken... Crossbowman, here. Evet, kimisinin özelliği de yerini falan gösteriyor rakibin. Şimdi biz elemanı bulacağız. Crossbowman, AB bölgesini ele geçirdiler. For the people. Get them. Kapı kapanıyor tabii öyle olunca. Kapıyı niye kapamamışlar? Evet, gördüğünüz gibi sessizce ilerlememek tamamen mantıksız. Of, crossbowman da var ya, çat diye oturtuyor yani. We need to retrieve that key. Direkt devre dışı kalıyoruz. Gördüğünüz gibi çok uzaklaştık. Karşı takım bu arada çalışıyor. Ya madem böyle bir vuruşta düşecektim, niye bu kadar oyalandım? Evet, C bölgesini ele geçirmişiz. Düşman A ve B'yi ele geçirmiş. Buradan çıkalım. Just what I need. Yani aslında ilginç bir oyun, fena da değil, değişik bir tür, farklı bir takım oyunu. Ammo here. Yani böyle rush yapacağınız, pataküte dalacağınız bir oyun değil ama bizimkiler nedense dandun oynuyorlar. Şu bölgeyi bir ele geçirelim. Aynen böyle takım halinde oynayacağız. Vault doğru aldık. Aldık da anahtar. Well, there goes the silent approach. Ah işte takım halinde adamlar oynuyorlar. Seni güçlü değilse bile, yakında üçte güçlü değilse bile geri çekiyor, tuzağa düşürüyor. Bizim arkadaşlar tabii arkadan desteğe gelselerdi olay farklı olacaktı. Şimdi işte dış mekandan iç mekanlara doğru geçtik. Vault door burada. O anahtarlardan birini alıp buraya gelmemiz gerekiyor. Bu ne? Yani şunu da yapabilirsiniz. Geçecekleri yolları tutup My
My defenses are ready. Get to the extraction point. Ya nerede bizim adamlar? Allah'ını seversen, az önce arkamda olan. You cannot put me down. Az önce arkamdaydı ya. Attack. Ya işte adamlar oynuyor, bizimkiler de ortada yok. Kafamızı kopardılar. İki kişi oynuyorlar, biri geri çekiliyor, öteki saldırıyor. Bireysel oyun değil ki bu. Sandığı aldılar, hadi bakayım. Evet, kapılar kapandı fark edilince. Şimdi limana da gidebilirler, Memorial Garden'a da gidebilirler. Muhtemelen buraya gelecekler. Tabi alt kattalar. Mahzendeler. Bizimki sandığı taşıyor, adama sandığı verdi. Gerçekten takım oyunu oynuyorlar. Adam gelirken halen şeyi taşırsan, halen sandık taşımaya çalışırsan olacağı bu. Enemy hunter. Bak arkadan, arkadan saldıracak. Sürekli kaç bakayım sen. Tam çakal gibi oynuyorlar zaten. Come on then. Bari sandığı işte biz de çakallık yapıp şeylere korutalım. Yapay zeka korusun. Adamlar vuruyor bizi ya. Evet, yukarıda şimdi gözükmeye başladı şey, süreç. Adamlar chest is being extracted diyor.
chest savun diyor ama. Aa, bizimkiler savunuyorlar sanırım. Bir anahtar işareti çıkıyor ama devam edelim. Evet, düşman da taşıyor. Bu arada şunu... Evet, geldiler. Biz bunu işte bu vinçle taşırken düşman da engellemeye çalışıyor. Tabii çok kopuk oynuyoruz biz. Karşı taraf da taşıyacak bakın. Karşı taraf taşıdı, evet. Ama adamlar hak ettiler ya, adamlar. Aha, son anda engellendi. Adamlar disiplinli oynuyor. Ha, bizimkiler bu sefer taşımaya çalışıyor. Enemy hunter. My defenses are ready. Evet, vinçle taşıyoruz. Hadi bizi koru. Tamam, sanırım kazandık. Evet. Kazandık. Yani hak ettik mi? Çok hak ettiğimizi söyleyemeyeceğim ama galibiyeti aldık. Bir kişi öldürmüşüm. Bizim arkadaşlar 6-6-5. Rakipten 2 kişi, yani botlardan 2 kişi öldürmüşüm. 2 suikast. Hiçbir bölgeyi ele geçirememişim. Extraction notch'taysa bir tane puanım var. Aslında onlar hak ettiler. Benim pek bir şey yaptığım yok. For the purse for the people. Yarı yarıya da paylaştırabilirim bu 443'ü. Bir kısmını halk için, bir kısmını şey için de yapabilirim. Ama şöyle birazını kendimiz alalım. Onayladık mı bilmiyorum. Onaylayamadıysak yarı yarıya olmuş olabilir. Bir de şu son olarak şu Gold Rush modunu deneyelim. Öyle bitirelim. Bayağı da detaylı bir başlangıç rehberi gibi bir şey olmuş olsun. Yeni bir şeyler olursa şöyle işaret çıkıyor. Mesela perk diyor. İkinci perk 4'te açılıyor. Ben şu an 3'üm. Ama diğerleri için perkler açılmış durumda. Mesela bunun için var mı açılan biri? Ana equip yapabiliyormuşuz falan. Silah rank 4'te. Evet, birazcık da oynamak gerekiyor. Oynadıkça açılıyor. Challenge'larda bakın 3 haste kazanma, altın ve experience veriyor. 5 kapı açma veyahut da 5 tane ip salma. O yukarıdaki iplere okla ateş ettiğinizde veyahut da yukarıdan bir kere vurduğunuzda halat aşağı sarkıyor. Ondan bahsediyor. Şu collectibles'da olaylar ne? Ha, şeyler var. Bölgelerde özel toplanabilecek collectible'lar var. Bir de böyle bir hikaye var. Güzel. Şimdi bu Gold Rush altına hücumda da rakiplere yine saldırarak hem karşı tarafta 4 kişi var hem de yapay zeka var.
yapay zekadaki karakterleri falan öldürerek altın alıyoruz. Sanırım en çok altını alan ve taşıyan kazanıyor gibi bir şey. Tamamen anlayamadım detayları. Bir yere depo edebiliyorsun sanırım. Depo ettikçe artıyor gibi. Bir kısmı üzerinde oluyor, cüzdanında oluyor. Bir kısmı da banka dedi, yani depo denilen yere gönderiyorsun. Sanırım o istenilen miktarı ilk toplayan sonuca ulaşıyor gibi bir şey. Rakip takım göremiyoruz, hiç mi yok? I'm ready. Var da mı yok? Evet. İki kişi geldi, üçüncü geldi. Kaç tane harita var? O az önce gördük haritaları. Collectible'da farklı haritalar da var. Yani tek tür harita yok. Evet, 20 saniye sonra başlıyor. Bütün oyuncular geldi çünkü. Evet, herkes ready verdi ve başlıyoruz. En çok gold'u toplayan veya assassinate suikast yaparak capture point'lara götürüyormuşuz. Tamam, topladığımızı capture point'a götürüp para alıyormuşuz. Bir üzerimizdeki para var, bir de capture point da var. Hadi bakalım. İlerleyelim. Yavaş ilerle, yavaş yavaş gidelim. Hemen işte bir şeyler yapmak için. Boş hareket etmeyin. Bak, ben aldım assassination'ı. Siz anca yardımdan puan aldınız. Shit. They know. Bu arada adamlar eleştiriyorum da. This could be useful. Ben de yakalanıyorum yani. Şimdi bunu aldık. Canımız azaldı. Bir capture point'a götürmemiz lazım ki düşman Watermill'de. We need to retrieve that key. Enemy brawler. Enemy brawler buralarda bir yerde. Ya oyunun modları bayağı bir ilginç. Düşman orada. Onlara niye taş atıyorsunuz? Abi bunlar 3 kişiler ya. Bana dokunsalar gideceğim zaten. Ha, şuraya. Şurayı alayım. Tamam. This is ours now. Tamam, sen gittin. İşi gücü kaçmak onun ya. I can find a use for this. Şunları alıp alıp buraya bir bırakayım. Tamam. Just what I need. Buraya bırakmak. Evet, tabii. Hep aynı taktikler. Ona yakalanmayacağız.
Tabii böyle küçük küçük altınları toplamak yerine daha büyük lootların peşinde de koşulabilir takım olarak. Böyle opsiyonlar da sunuyor oyun. Kaç! Tabi ben de düşmanı oraya çekmeye çalışırım. Madem öyle. Buraları almazsak olmaz. Canım az, ne yapayım? Birader hadi. I can find a use for this. Ya ne kadar para bıraksak oraya o kadar iyi. Cücükçülük peşindeyiz ama. İşte al ya. Bir de 3 kişiye düştük tabi. Biri geldi. Şimdi anahtarlar bizde. We are compromised. Şu güzel ya. Hızlıca inme hareketi. My defenses are ready. Kill them. Şerifi geç, bir süreyi bir ele geçirelim. Aha, şerifi geç dedik, şerif bize tek attı. Şerif kelle paça yaptı. Evet, şurada da bir şeyler dönüyor, bir olaylar. 255'e 165. Öndeyiz. Aç kapıyı. Biraz büyük paralarla uğraşalım değil mi? Geç birader. For the forest. Orman için diyor. Daha çok çöl için gibi seninki ama güzelim. Yine de sen bilirsin. Bunlara ne yapacağız birader? Shush. We need to be quieter. Aç kapıyı. We need to retrieve that key. Evet, kapıyı açıyoruz. Get to the extraction point. Hadi bakalım. Biri elimizden kapmazsa. Ah.
Şuradan götürelim. Evet, bu sandığı böyle götürüyoruz. Bunu götürürsek oraya. Evet, 998 şu an. Çok iyi bir para koparmış olduk görüldüğü gibi. Ne oluyor la buna? Neyse, biz orada çok iyi para kopardık. Onlar küçük küçük cüzdanların peşinde, biz koca sandığı götürdük. Ama yapılan hata şu ki bölgeyi ele geçiremedik. Bölge kaybettik şu an. We need to retrieve that key. En büyük sıkıntı o. Need to retrieve that key. We need to retrieve that key. Tamam, anladık ki. Önce ele geçirelim. Attack. My defenses are weak. Ya yapma be. Bölgeleri ele geçirmemiz lazım. Onlar da şimdi anladılar herhalde aradaki farkı. Şey yapmaya çalışıyorlar. Direkt sandıkla uğraşmaya çalışıyorlar. Ya da bölgeleri ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bölgelere gitmek için bizim de yan bölgeleri almamız lazım. Attack. Stamina. Bu ne ya? Herkes bölgede kapışma derdinde. Aslında herkes bununla uğraşırken anahtarı alacaksın, gideceksin. Hah, bir bölgeyle geçirmişler. Kimse şeyle uğraşmıyor. Vault'la uğraşmıyor. Aslında en karlısı Vault. Evet, Vault kapısı göründü.
Hadi be. Neredeyse içimizden geçecekti kapı. Koşup koşup şöyle kayamadık. Hadi illa bir çıkış, bir kapı, bir şey vardır. Bu adam da çok ters geliyor bana ya. Acaba karakteri değiştirebiliyor muyum diye baktım da. We need to steal that treasure. Oo. 632 358. Evet, şu an bir sandık var onlarda. Vur şuna. What? Kapıdan mı öldük? Ha neyse, düşman öldürmüş herhalde, kapıdan ölmüyor ama victory. Herhalde belli bir süresi var veyahut da belli bir şeyi elde etmemiz lazım. Bakın sadece bizim şey bile, Gold Earned'de bile en çok ve Gold Bank'ta ve Chest Bank bir tane sandık aldık. Bakın hepsini geçtik. Moskold Bank'tan 500 XP. Moskold Denied'dan. Ve bu sefer... şunu okeyleyeceğiz. Current tier'ımız 3'e çıktı. Experience. Şu. Daha 4 olmadı sanırım. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Güzel oyun. Title screen'e gelirsek de Hood, Outlaws and Legends'ı görüyoruz. Tekrar kamptan başlıyoruz. 3 tür oyun var. Hepsini gösterdik. Birincisi sadece botlara karşı, yapay zekaya karşı. İkincisinde 4'e 4 oynuyoruz. Üçüncüsü de Gold Rush. Biraz free for all gibi. En çok parayı en kısa sürede toplayan kazanıyor. Asıl oyun şu ortadaki Outlaw Haste. Günlük görevler var. İçerik falan da var. Şimdilik de serverlar biraz bazen bulmakta zorluk çekse de şu an oyuncu var. Oynamayı düşünüyorsanız hemen oynayın derim. Çünkü Epic Games bu hafta bu oyunu bedava verdi. Çok fazla denemek isteyen oyuncu olur. Geri dönen de oyuncular olur. Oyuncu sayısı biraz fazla olur. Zamanla düşer. Onun için oynayın. Eski oyuncuysanız da çok fazla yeni keklik oyuncular geldi benim gibi. Ve oynamayı düşünüyorsanız sizler gibi. Dolayısıyla oyuncu sayısı fazla olacaktır. Pekala, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir oyun kaldı. Haftanın bedava Epic Games oyunu. Iratus. Geneforge'u, Geneforge 1 mutajeni de tanıttık. Ona da bakabilirsiniz. Iratus'u da çektiğimde kanala atacağım. Umarım hoşunuza gidiyordur videolar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.